Yönetmen Roland Emmerich yeni bir dünya savaşı yaşanmasından endişe ediyor. Savaş karşıtı yeni filmi Midway'i çekmesinin bir nedeninin de bu olduğunu söyledi. Umarım yeni bir dünya savaşımız olmaz. Çünkü şu anda biraz öyle görünüyor ve eğer böyle devam ederse 10, 20, 30 yıl içinde bir başka dünya savaşı olabilir. Emmerich, mülteci sorununa da dikkat çekti. Halihazırda mültecilerin tetiklediği siyasi durum, iklim değişikliği gibi ilerlemeye devam ederse 20-30 yıl içinde birkaç milyon değil, yüzlerce milyon mülteci olacak. Ve bu kesinlikle bir savaşa yol açabilir. Çünkü insanlar hayatını savunmaya çalışacak. O zaman Afrika'dan, diğer ülkelerden kendi ülkelerine gelen insanları istemeyeceklerdir. Emmerich'e göre savaş tehlikesi her yerde, her an mevcut. Şu anda tüm dünyada milliyetçilik ve faşizmde artış görüyoruz. Bir zamanlar faşizme karşı savaşmış insanların bulunduğunu, onların birer kahraman olduğunu ve demokrasiyi savunduğunu hatırlatmak harika bir şey. Midway, 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya arasındaki deniz savaşını anlatıyor. Emmerich, savaşı yüceltmek gibi bir amacı olmadığını ve filmde aşırı Amerikan vatanseverliğinden kaçındığını söylüyor. Filmde düşmanın bakış açısına da yer veriyor. Filmin yaklaşık 3'te 2'si Japonya'daki Japonları gösteriyor. İki tarafı da göstermek benim için çok önemliydi. Her iki taraf da aynı şeyi yaptı. Savaşa girdiler. Savaşı başlatmadılar. Belki savaşa girmek istemediler. Ama bunu ülkelerine karşı besledikleri vatanseverlikten dolayı yaptılar. Eğer sonunda büyük bir vatanseverlik sahnesi koysaydım, filmi mahvetmiş olurdum. Bu yüzden filmin sonu çok iyi düşünüldü ve bu da onu bir savaş karşıtı film yapıyor.